Canım. Gel biraz konuşalım seninle. Şimdi ben bir şeyler duydum. Çok üzüldüm. Hiçbir şey yapmadım, yemin ederim. Araba fırlayıp gitti işte. Yemin etmene gerek yok bir tanem. Yani ben böyle bir şeyi senin bilerek, isteyerek yapmayacağını biliyorum zaten. Ama inanmayacağını biliyordum. Şimdi... Yalnız bazı kazalar olabilir, değil mi? Yani belki de sen bebeği kıskanmış olabilirsin. Böyle şeyler de olabilir yani, değil mi? Ya kıskanmadım ya, kıskanmadım! Tamam. Kıskanmadım! Umut! Kıskanmadım, bırak! Bırak, kıskanmadım işte! Ne yapıyorsun? Sakin ol. Hiç kimse beni sevmiyor, ben de sizi sevmiyorum ya! Tam zamanında ya. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahatsız etmedik umarım. Yo yo, buyurun şöyle. Teşekkürler. Cihangir Bey'le son. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, alayım ben onu. Buyurun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun. Zamansız gelmedik inşallah. Yo, buyurun, buyurun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, çok teşekkürler ama her şeyimiz var çok şükür. Yani siz bana kızımı verdiniz Mihri Hanım. Eğer yanlış anlamazsanız dileyin bizden ne dilerseniz. Çok naziksiniz ama ben sadece görevimi yaptım. O zaman biz sizi daha fazla yormayalım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Size minnettarız. Estağfurullah, minnettarlık ne demek? Sizin kızınıza kavuşmanız benim için en büyük mutluluk. O zaman müsaadenizle. Mihri Hanım, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ben sizi geçireyim, buyurun. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim Elcim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Buyurun. Bizim hiçbir faydamız dokunmadı Cihangir. Ama Mihri Hanım bu konuda çok hassas. Peki ailesinden birine yardımımız olmaz mı? Mesela oğluna bizim fabrikada iyi bir şey teklif edemez miyiz? Olabilir aslında. E tamam, o zaman yarın çağıralım, konuşalım. Ama gücendirmeden, tamam mı? Tamam hayatım. Usulünce söylerim. Tamam. Teşekkürler. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Çok zahmet oldu. Rica ederim. Öyle önemli deyince bir anda. Anneniz, Mihri Hanım bize çok büyük bir iyilik yaptı. Kızımızın hayatını kurtardı. Ona gönül borcumuzu ömrümüzün sonuna kadar ödeyemeyiz. O yüzden bize düşündük ki gerçi, yani bunu nasıl söylenir? Canım, kızım, hı, nereye? Misafirimiz olduğunu söylememiştiniz anne. Emre yabancı değil, Mihri Hanım'ın oğlu. Hoş geldin. Ben bahçeye çıkıyorum. Tamam canım. Nerede kaldık işte? Yani bize düşündük ki aslında... Bizim fabrikada pazarlama müdürüne ihtiyacımız var. Biz de seni düşündük. Sen ne dersin evlat? Ya ne diyeyim, çok şaşırdım açıkçası. Bu arada yanlış anlamayın, olur mu? Cihangir sizin özgeçmişinizi araştırmış. Yani bu pozisyona uygun olmasanız size teklif etmezdik. Nezaketinize çok teşekkür ederim. Ama ben işimden memnunum. Yani bir de başımda bu aralar ailevi sıkıntılarım var. Biraz odağımı oraya vermem gerekiyor. İş değiştirmeyi düşünmüyorum. Çok naziksiniz ama, çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.